ödev açılımı Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı. Vakfımız 8 yıl önce kuruldu ve Türkiye'deki zeki ve yetenekli çocukların gelişimi, değerlendirilmesi, daha iyi bir eğitim almaları maksadıyla kurulmuş bir vakıf. Biz çocuklarımızı eğitirken aynı zamanda aileleri ve öğretmenleri, eğitimcileri de eğitmeye çalışıyoruz çeşitli kurslarla. Ve aynı zamanda bu çocuklar tabii tanı ve teşhis yöntemleriyle zeka ve yetenekleri tespit edilip, analiz edilip ona yönelik eğitimlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Bu hem zenginleştirme eğitimi şeklinde atölyeler vasıtasıyla hem de hızlandırılmış bir eğitim tarzında normal okullarına ilave olarak yaptığımız faaliyetler. Vakıf olarak tabii bu hassasiyetleri güderek bu çocukları eğitmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda o çocuklara bilgelik eğitimi dediğimiz eğitimler de veriyoruz. Yani o kişilerin gerçekten iyi yetişmiş, toplumuna faydalı insanlar olması gayretindeyiz. Baştan küçük yaşta aldığımız çocukları mümkün olduğunca hayatı kazanana kadar devam ettiren, destekleyerek verdiğimiz bir eğitim. Ve çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz, hep takip ediyoruz. Vakıf o bakımdan Türkiye'nin birçok şehrinde, İstanbul merkezi olmak üzere faaliyetlerini devam ettiriyor. Bütün bu konudaki ailelere de sesleniyorum. Eğer çocuklarının yetenekli, zeki olduklarını düşünüyorlarsa TÜZDEV'e müracaat edebilirler. Evet, Atakan çok zeki ve kitap okuma aşkı yüksek olan bir çocuğumuz. Tabii bunun gibi birçok çocuk var. Bizim vakfımızda da yüzlerce böyle çocukla karşılaşıyoruz. Ama Atakan'ın bir dezavantajı onun medyaya ve sosyal medyaya düşmüş olması. Bu tür çocuklar için çok kötü bir durum. Yani çünkü sosyal medyada hem lehlerine hem aleyhlerine birçok yazı çıkıyor. Bu çocukların psikolojisini bozuyor. Ama aynı zamanda bu tür çocuklar meşhur olunca narsist yetişmiş oluyorlar. Yani nedir? Kendini beğenmiş bir tarzda. Oysa bu çocuklar için bu durum oldukça vahim bir sonuca ulaştırabilir. Bu yüzden çok hassas bir şekilde o çocuklara yaklaşmak ve onları eğitmek gerekiyor. İşte bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığımız ve Aile Bakanlığımız da en son müdahale etti ve bu güzel çocuğumuzu sosyal medyadan uzaklaştırma gayreti içerisine girdi. Bunu takdirle karşılıyorum. Biz de vakıf olarak çocukla irtibat kurduk Atakan'la. İnşallah elimizden gelen ona desteği sağlamaya çalışacağız. Burada o bilgelik eğitimi dediğim konu çok önemli. Eğer böyle bir eğitim alırsa narsist olmaktan ve çocuğun ruh sağlığının bozulmasından kurtulacağını düşünüyorum. Tevazu eğitimi, merhamet, şefkat ve sevgi ile verilen bir eğitim. Aynı zamanda diğer kam dediğimiz başka insanlara hizmet düşüncesiyle bunlar yetişirse gelecekte toplumumuza, insanlığa çok büyük faydalar sağlayabilecek bir çocuk olabilir. Ben ümit ediyorum ama bu yüzden de kamuoyunu da bu hassasiyeti oluşturmaya davet ediyorum. Bu tür çocuklar çoktur. Toplumda binde, on binde birkaç oranda bulunan çocuklardır. Ama o çocuklar geleceğimizi de inşa edebilirler. O yüzden onlara uzman eğitimi şart. Ve biz işte vakıf olarak bunu tavsiye ediyoruz ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. Kamuoyunu bu bakımdan hassasiyete davet ediyorum. Evet, aileler bu konuda çok hassas olmalı. O çocukların etiketlenmesine, medyaya düşmesine, ilk başta mutluluk verici gibi görülür ama daha sonra bu çocukların aleyhine olur. Bu çocuklar çok kolay bir şekilde yanlış yollara kanalize olabilirler. Bunlar özellikle adalet gibi, sevgi gibi konularda çok daha
üst seviyede çocuklardır. Ama biz yanlış bir eğitimle bu çocukları bu yoldan çıkarıp daha yanlış belki kulvarlara gönderebiliriz. Ailelerin de tamamen uzmanlarla bu işi değerlendirmeleri, işte psikologlar, psikiyatristler vasıtasıyla bu çocuklara yaklaşımları çok doğru. Biz onu ayarlarız. Siz şey yapın. Acele etmeyin arkadaşlar. Önce ne hissettin? Hiçbir şey. Sevinmedin mi? Herkes seni konuşuyor. Öyle düşünmemiştim. Şimdi ben baktığımda öyle 1000 tweet falandı. Sevinmiş. Gerek yok. 1000 tweet'i bayağı bir geçti. Herkes seni hem takdir evet. ediyor hem beğeniyor. 80.000 falan oldu. Yapılan çok iyi bir şey. Öyle bak. Sosyal çevrenden soyutlanmak ve orada 6-7 saat boyunca tutmak istemiyorum. Özgür bir tamam, teşekkür ederim. Ben de satrançta söz sahibi olacağına inanıyorum. Geleceğin Kasparov'u. Geleceğin Kasparov'u olur. Sırık alalım. Evet. Bayağı var. Bayağı. Kitapları artık böyle istedim. Türkiye Atakan'ı konuşuyor.